sevgili dostlar Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Aşağıdan beğen butonu ve abone ol butonuna basmayı unutmayı sakın unutmayın. Sakın bunu ihmal etmeyin. Bunlara basmazsanız Allah birileri der ki kanala abone olmayan cinconlu olsun falan der. Dört kere cinconlu olmayın. Fenerbahçe'nin transfer inadı Fenerbahçe'de transfer gündemi. Ryan Kent ve Edin Ceko ile transferde kadrosunu güçlendiren. Hatta bir nevi İrfan Can Eğribayat'ta da kadrosunu daha ee, alternatifli kadroya çevirmeye çalışan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce gündeme gelen, menajeriyle oturulan birçok takımın gündeminde olan Wilfred Zaha için Fenerbahçe girişimleri sıklaştırdı. Şimdi Fenerbahçe'nin yıllık 5 milyon euro ve 10 milyon euro da imza parası isteyen futbolcuya yeni bir teklif sunduğu iddiaları var. 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Yıllık 4,5 milyon euro maaş ve 7,5 milyon euro da imza parası teklif etti. 4,5 maaş 7,5 imza parası. Düşünülen 4 senelik bir e, sözleşme. Yani 4 senelik sözleşme e, 4,5, 9, 18, 7,5'da olan 25,5. Hocam 25,5 için değmez der misiniz? Hocam değer der misiniz? Hocam şampiyon olmak istiyorsan hiç kusura bakma bunları yapmak zorundasınız der misiniz, dersiniz. En çok bunu dersiniz değil mi? Avrupa'dan Suudi Arabistan'dan çeşitli teklifler Zaha kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye dönüş sağlayacak. Arkadaşlar Zaha e, Ceko kadar almayacak. 4 milyon euro yıllık ücret, 4 imza parası, 4 yıllık da sözleşme. Önerildi. Şimdi ben başkaları adına konuşmak istemiyorum. Başkaları adına konuşunca iş sakata biniyor ama İçimden bir ses olacak diyor ya. Hadi inşallah. Fenerbahçe'den Barrow için sürpriz teklif. Bologna'dan Musa Barrow için Fenerbahçe Diego Rossi ve para teklifinde bulundu. İşte ayrıntılar. İzliyoruz. Yok ben anlatıyorum. Pardon. Musa Barrow için yeni bir teklif yaptığı belirtildi. Resto del Carlino'da yer haberde Fenerbahçe'nin Barrow için para artı Rossi teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Bologna ise henüz bir teklife Net olarak cevap vermedi diyor. Arkadaşlar bakınız bizde bir laf var bilir misiniz? Mustafa Hoca yine bildi diye. İşte bu laf böyle şeylerden çıkıyor. Ben size Musa Barro için dedim mi? Rossi'yi itelemeye çalışıyoruz dedim mi? Haberlerde bunu bu şekilde göreceksiniz dedim mi? Sonuç? İtalyan basında daha önce yansıyan haberlerde Bologna'nın Barro için 12 milyon euro istediği ifade edilmişti. Ama Mustafa Hoca demişti ki no no. Bologna'da geçtiğimiz sezon 35 maç 24 yaşındaki 24 gol diyeceğimi zannettiniz değil mi? 24 yaşındaki Barrow 3 gol 8 asist. Barrow'un kulübü Bologna ile 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Yani 2 senelik sözleşmesi var. Şimdi bu bazı transfer hamlelerini anlatamıyorum. Sizin anlamanız lazım. Ee, ben şöyle söyleyeyim size. Tek taraflı transfer hamlesi değil. Bak şimdi mesela ben şimdi çay içeceğim diyelim. Bak Çayı içiyorum. Ben ne yaptım? Çay keyfi yaptım bir. İkincisi size aslında bir şeyi işaret ettim. Üçüncüsü de videoyu durdurup uğraşmayın falan filan diye üç yönlü bir hamle yaptım. Fenerbahçe'nin buradaki hamlesi bir zaha işini daha da kolaylaştırma bak bak gelmiyorsan biz alıyoruz gibi bir mesaj vermek. İki Rusya'yı paketlemek. Üç oyuncuyla hani oyuncuyla ilgili eğer olursa da Hani pişirir yeriz manasında bir hareket. Ama ben Barrow'un olacağını zannetmiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Fenerbahçe bir diğer kanat oyuncusu Rashida için devreye girdi büyük transfer yarışı. Sezon ortasında da ilgilendiği Milot Rashida için Fenerbahçe yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz sezon hakemler vasıtasıyla şampiyon yapılan Galatasaray'da sezonu geçiren ne asıl bir cümle lan bu? E, ve çok iyi bir performans ortaya koyan Kosovalı oyuncu için görüşmeler başladı. Rashida'nın bonservisini elinde bulunduran Norwich ile sıkı pazarlıklara girdi diyor. Ee, Galatasaray'da Rashida'yı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bir adım önde. Niye biz bir adım öndeyiz lan? Vallahi bak merakımdan soruyorum. Niye bir adım öndeyiz? Çünkü lacivert daha iyi, iyidir. Kırmızıdan iyidir. Kırmızı kötüdür. Lacivert iyidir. Lacivert bir adım öndedir. Galatasaray endişeli. Oyuncunun bonservisini alabilmek için Norwich City ile görüşmelere başlayan sarı kırmızılı kurmayla fiyatın artmasından çekiniyor. Bu transferi en fazla 6 milyon euroluk bütçe ayıran İngiliz ekibiyle kısa süre içerisinde anlaşmayı tamamlamak istiyor. Rashida'nın tercihi. E, Galatasaray'da Fenerbahçe arasında bir tercihi olmadığı aktarılmış. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Doğruyu mu söyleyeyim, yanlış mı söyleyeyim? Tabii ki doğruyu söyleyeceğim. Bu kadar kişi ricamla abone oldu videoyu ben söylemezsem ayıp ederim. Menajerler bu Raşida'yı bize önerdiler. Şimdi bunların da niyeti var. Bunların da niyetine Galatasaray'a kitleme e, satmak. Yani Galatasaray'a bir şekilde satmak. Kurtulmak, para kazanmak vesaire. Ya e futbolcu tamam 8,5 milyon euro piyasa değerine ulaştı. Galatasaray'da e, bence güzel bir sezon geçirdi. 35 maç, 6 gol, 8 asist, 2267 dakika. Ki sonradan oynamaya başlayan bir futbolcu. Hani başlarda sanki çok oynamıyordu diye hatırlıyorum. Yanlışlık olmasın. Yedi iken piyasa değeri 8.5'a yükseldi. Norwich City'ye geri gitti. 11 milyon euroyu almış adamlar 2021'de. Değer mi? Yani yanlış anlamayın. Bu kalalık etmek istemiyorum. Terbiyesizlik etmek istemiyorum. Yaşlı güzel. Eyvallah. Ama hani 8 milyon euroya Orsolini'yi verseler, 8 milyon euroya Rashida'yı verseler ben Orsolini'yi alırım. Yani kızmaca gücenmece yok arkadaşlar. Olur mu? Ha ya da şunu söyleyeyim. Kore'ye kiralama imkanım varsa Kore'ye kiralayıp merkeze çekerim. Arda Güler'i e sağ kanat oynatırım. Zaha'yı da sola atarım. Forvet'te de Ceko. O de şutlu başet kadro. Dedim ki menajer de bize önerdi. Ha Rashid'i Icardi kadar iyi mi? Bence o kadar ahım şu an bir oyuncu değil. Hani vazgeçilmez. gitmesin denecek bir performansı var mı? Bence yok. Ha saygı duyuyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ama Fenerbahçe'nin bu transferde belki de salça olduğunu, menajerlerin de hani bir yere kitleye e, satalım diye uğraştığı görüşündeyim. Yani Bize uzak bir transfer gibi geliyor. Batshuayi'den Şuhayi'den tekliflere red. Bu haber yalan arkadaşlar. Hani şu Batshuayi'ye birçok teklif geldi. Hepsini reddetti. Ben Fenerbahçe camiasında duracağım. Attığı 20 golle Fenerbahçe'nin beğenisini kazandı. Süper Lig'de 12. Avrupa Ligi'nde 3 kez golü var şu Şuhayi'nin. Zira Türkiye Kupası'nda ise 5 kez gol sevinci yaşadı ki finalde 2 tane attı. 29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor. 29 golle Enner Valencia'nın ardından bu takımdaki en çok golcü ikinci futbolcuydu. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan çeşitli teklifler oldu. Ayrılmayı düşünmüyor. Diyor. Yani Fenerbahçe'deki hedef şu. Yani Türkçesini söyleyeyim size. Edin Ceko as forvet. Bat yedek forvet. Bu çok büyük aptallık olur. Çok büyük aptallık olur. Hocam bak senin şöyle deyin, yanlış diyeceksiniz. Hatta ben size hak vereceğim diyeceksiniz ki hocam bak. Cekko 37 yaşında. Allah muhafaza. Onun yaşlılığı var, sakatlığı var. Bilmem yorgunluğu var. 5 oyuncu değişikliği hakkı var. bir tane as forvetin, bir tane de asa benzer as forvetin olsa kötü mü olur diyeceksiniz. Eminim. %100 eminim. Ben şunu söyleyeyim. Batshuayi için 12 milyon euroyu verseydi kulübün bir tanesi biz devre arasında sattıydık. Kulüp 12 milyon euro vermedi. Bir kulüp bunun haberini aldı. 13 milyon euroluk bir teklifle kapımızı çaldı. 13 milyon euro. Ve açının beklentisi ne? 15-18 falan alırsak hani 15-18 falan alırsak çok iyi bir forvet alırız diye. Düşünce içerisindeyiz. Olur mu? Sanmıyorum. Ama ben şunu söyleyeyim. Bak şu ay mevcut konjektörde kalacak gibi. Yani mevcut konjektürde kalacak gibi. Yanlış anlamayın. Hatta ben herkes haberini vermesine rağmen ben Cao Pedro'nun kalacağı görüşündeyim. Tabii ben Cao Pedro'nun kalacağı Batu Şuhay'ın gideceği ama iyi fiyat elde etmemiz gerektiği konusunda düşüncelerim var. Ben bunu söyleyeyim. Bu haber palavra gelen teklifleri falan reddetmedi. Teklif Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü düşünür. Oyuncuyla herhangi bir kulübü de görüştürmedik. Hani siz görüşün de anlaşırsanız git falan diye. Bu haber gerçek değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin orta saha planı Deniz Zahariya. Zahariya. Gelecek sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Fenerbahçe orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen dünya çapında isimlerle kadrosunu güçlendirmeye başlayan Sarı Lacivertler'de orta alana düşünülen isim Deniz Zahariya. Zahariya. Zahariya'ymış. Sezon İngiliz devi Chelsea'de kiralık olarak geçiren İsviçreli yıldızın bonservisi Juventus'ta bulunuyor. İtalyan ekibi ise yeni sezonda 26 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Nau nau diyor. Bu bağlamla harekete geçen Sarı Lacivertler Zahariya'ya teklifte bulundu. Oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi bayramdan sonra Juventus'ta masaya oturacak. 13 maça çıktı bir gol kaydetti diyor. Arkadaşlar şimdi ben 13 maçı da söyleyeyim size. Eee Toplam 13 maç 1 gol 722 dakika. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkmış 74 dakika oynamış bir golü var. Premier Lig'de 413 dakika. FA Cup'ta 45 dakika. E, Lig Kupası'nda 68 dakika. Serie A'da 122 dakika oynamış. Juventus Glambach'tan 10.10 milyon euroyu almış. Piyasa değeri 27 iken 3 milyon euro kiralık ücretiyle Juventus'a kiralamış. Şey Chelsea'ye kiralamış. Transfer market değeri 27 milyon euro iken. Oyuncuda bir geriye gidiş var. 18 milyon euro yazıyor piyasa değeri. Yaşı 26, 1.90 boyunda. Hani bu bizim ön libero. Beni yanlış anlamayın. <laughs> Hocam sen de amma çöpçüymüşsün. E, kalite lazım falan filan diyeceksiniz. Eminim ama. Ya. Arkadaş size de nasıl anlatılır bilmiyorum ki ya. Ya bizim ön libero'ya ihtiyacımız yok ya. Hani ön libero'ya ihtiyacımız yok. Bir, bir ikincisi de bu arkadaşa verebilecek paramız yok. Ben kimseyi kandırmanın peşinde değilim ha. Zahariyane'ye yani ilgili hiçbir duyumum yok. Bana gelen hiçbir duyum yok. Benden gizli. E, hani kulübe yakın kaynakları olan arkadaşlar biliyorlarsa söylesinler. Hani Deniz Zahariya, Kanada Süperstar Zaha, işte Rashida falan diyorlar. Ben Rashida'yı da doğrulamıyorum. Ben sadece Zaha'yı doğru diyorum. Ha, sosyal medyaya göre Fenerbahçe'nin orta saha planı Zakaria. Kanada da e, Rashida süperstarı. Zaha, yani Zaha'yı zaten herkes bildiği için söylemiyorum. Rashida'yı da süperstar olarak görüyorlar. Ben öyle ahım şahım oyuncu olarak görmüyorum. Ha, yanlış anlamayın. Bak oyuncuyu çöplemiyorum. Ama öyle ahım şahım oyuncu değil ya. Bir de şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray aptal mı? Yani gerizekalı mı? 8 milyon euroyu verin alın diyorlar. Alırlar eğer. O kadar iyi bir futbol Fenerbahçe ile gelecek sezon bekte değişime gidilecek. İşte Fenerbahçe'nin planladığı hamle. Bakın arkadaşlar haberi okuyorum. Buram Buram Mustafa Ocak okan haber. İngiltere'ye gitme isteği olan ve transfer tekliflerini getiren Bright Osai Samuel'i Fenerbahçe satma kararı aldı. Osai Samuel'e 10 milyon euro fiyat belirleyen Fenerbahçe henüz istediği rakamı bulamadı. Bakın Buram Buram Mustafa Ocak okuyor. Sarı lacivertler Osai Samuel'e yollarını ayırdıktan sonra o ayrılıktan elde edeceği parayla Mert Müldür'ü satın almaya çalışacak. 24 yaşındaki Mert Müldür ile Fenerbahçe görüştü ve Türk milli yıldızı olur dedi. Sağ ile görüşecek olan Sarı ilk aşamada 4 milyon euro teklifle transfer görüşmelerine başlayacak diyor. Bu çok doğru değil. Sağ Rapid Fiyan'ın 4.7 milyon euroya 2019 yazında transfer ettiği Mert Müldür. Serie A'da 85 maça çıktı. 2 gol 5 asist yaptı hocam bunun olabilitesi nedir? Ben bir konuyu atladım arkadaşlar. Ee, önce onu bir düzelteyim. Nedir o konu? Bizim Burak Kapacak diye bir oyuncumuz var. Sağ bekte, sağ açıkta, sağ kanatta oynayabiliyor. Yetenekli bir çocuk. Ancak e, bir sihirli elin değmesi lazım. Sihirli el. Jesus sihirli eli değmedi. İşe yaramadı. Hani Jesus sihirli eli İsmail Hüseyin'e değdi. Ona işe yaradı ama Burak kapacağı yaramadı. Yine de ben şunu söyleyeyim. Bu sezon Burak kapacak. Bakın Burak kapacak bu sezon. 17 maça çıktı desem inanır mısınız? Rezervlikte Lig'de 1 maç. Türkiye Kupası'nda 3 maç. Süper Lig'de 13 maç. 1 gol 2 asisti var ki golün biri bize zaten. Ama 481 dakika. Yaşı kaç biliyor musunuz arkadaşlar Burak Kapacan? Yaşı 23. Bence çok yüksek bir yaşa geldi. Fenerbahçe zamanında bu arkadaşı 1 milyon 350 bin euroya Bursa Spor'dan aldı. Bugün 1 milyon 350 bine hiçbir takıma satamayız. Ben şunu söylüyorum. Hani Mert Müldür'ün tabii ki de kalitesi malum. Tabii ki de yeteneği malum. Ee, ama e, sanki o Samuel satılsa bile Mert Müldür değil de yani sanki Mert Müldür değil de Burak da devam edilmesi daha olası gibi duruyor. Daha bir de Nazım Sangare var. Sangare'nin muhtemelen sözleşme feshedilir beni yanlış anlamayın ben Mert müdür isterim İyi bir Fenerbahçeliyim İyi bir futbolcu iyi karakter olan karakterli kariyerli bir futbolcu ee, ama gidişat onu gösteriyor ki hücum hattına para basılacak o sahaya giderse de o parayla yani o parayla diyorum yanlış anlaşılmasın o sahaya giderse de o parayla e, Burak yani Mert müdür zor Mert Müldür için de bir duyumu hatırlatmasında bulunayım. 2,5 milyon euro'ya verirlerse alacağız demiştim. 4 milyon euro istiyorlar diye söylemiştim. Buram buram haberim kokması da o yüzden. 2,5'a verirlerse Mert Müldür'ü alırım. Burak kapacak da gelsin. Ferdi Sağbek yedeği Burak kapacak. Sıkıntı değil. Mert Müldür de yedekler arasında. Mert Müldür aynı zamanda sağ stoper yedeği de olur. Stoperde de oynatabilirsin. Sol bek yedeği de olur. Orada oynatabilirsin. Çok yönlü yetenekli bir oyuncu. Ama ben söyleyeyim Burak kapacağı kadroda oynatma ihtimali Mert'ten şu an için daha yüksek. Ee, ha Sevdiğim bir kardeşim yanlış anlaşılmasın Mert Müdür'ü beğenen bir insan olarak konuşuyorum. Keşke alınsa diyen bir insan olarak konuşuyorum. Ama durumlar arkadaşlar emeğe saygı için. Kanalımızın büyümesi için. Lütfen kanalımızı eşinize dostunuza arkadaşlarınıza tanıtın. Bakın ben markete giriyorum. Markette gördüğüm abiye diyorum ki benim Kadıköy Sokak diye bir kanal var. Ee, abone olur musun YouTube'da diyorum. Başka bir yerde Fenerbahçe mesela sahilde çok gördüm. Konya altında falan çok denk geldi. Fenerbahçe formalı, Fenerbahçe havlulu kişiler gördüm. Utandım. Yani gidip söyleyemedim. Böyle bir kanal var abone olur musunuz diye. Ama bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamazsak kanal olduğu yerde sayar. Ha ilerleyiş var. Ama birçok kardeşim şunu söylüyor. Hocam diyor bu kanal 310 bin lira hak ediyor. Yani 3 milyon lira hak ediyor. 31 bin elbette küçük. Cümselmeyecek bir sayı ama daha fazlasını hak ediyor diyor. Daha fazlasına ulaşmamız için sizlerin yardımına, desteğine ihtiyacım var. Diyorsanız hocam forma çekilişi yap şu kadar aboneye ulaşırsa diye yaptım olmadı. Hediyeler verdim olmadı. Formalar verdim olmadı. Hediye üyelik düşünüyorum. Bayram ya da Arefe günü akşam olabilir. Aslında Arefe günü akşam bir düşünüyorum. Canlı yayın. Salı akşamı şöyle bir canlı yayın düşünüyorum. 50 kişiye üyelik hediye. Hatta 100 kişiye üyelik hediye etme fikrim var ama katılmıyorsunuz benden size tavsiye olabildiğince video izleyin. Olabildiğince bak olabildiğince kısa kısa oynatma listesini açın iki kat bırakın arka planda oynasın. Bir bir buçuk saate falan biter Çok bir şey değil. Daha fazla sayıda video izlemiş olursunuz. 19.07 oynatma listemiz var. 10.000 artı var. son dakika var. Transfer var. O diğer falan var da diğer falan canlı yayınlar. Üyelere özel oynatma listemiz herkese açık. Ona da bakabilirsiniz. benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.